Bir bomba var. Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle Merve Boloğur'un düğününde görüntülendi biliyorsunuz. Gökhan Çıra'yla ikinci kere evlendiler, yine yapamadılar, ayrıldılar. Ondan sonra Gökhan Çıra yeni aşkıyla görüntülendi. Selin de dedi ki aşk yok mu? Ama öyle biriyle çıktı ki karşımıza. Kimle? Öyle bir geçmişi var ki beraber olduğu kişinin. Bir izleyelim mi görüntüleri? Olay Bir saniye yaratıcı. önce bir şey sorayım. Biz seninle ne yapacağımızı bu VTR'nin arasında açıklamayalım. Ya bekle, biraz daha sonra açıklayalım. Sonra. Sonra Bir tamam. izleyelim VTR'mizi. İzleyelim. Alana ben çok İzleyelim. merak ettim. Çarpık ilişkileriyle polemiklerden bir türlü kurtulamayan Selin Ciğerci'den bir skandal daha. Gideyim mi buralardan? Çalışmayayım mı? Ne yapayım? Kimseyle uğraşmadım ben. Gökhan Çıra'yla evliliği, boşanmaları, aldatma iddiaları. İkili boşandı, yeniden barıştı. Sonra yine ayrıldı derken Gökhan Çıra'nın yeni bir aşka erken açmasına Selin Ciğerci'den röportajlı cevap geldi. Sevgilisi hakkında şok iddialar çıktı. Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi dolandırıcı ve başkasıyla mı nişanlı? Ciğerci başkasının nişanlısıyla el ele kol kola aşkını mı ilan etti? Eski nişanlı Ciğerci'nin yeni sevgilisi hakkında ne söyledi? Nasıl isyan etti? Eski nişanlısıyla olan yazışmaları olay olacak. Selin Ciğerci, ilk olarak anne olmak istediğini açıklaması ve taşıyıcı annelik yöntemi iddiaları çok konuşulmuştu. Keşke ben de sizler gibi doğurma özelliğim olsaydı, doğursaydım da benim de doğum lekelerim olsaydı da. Gökhan Çıra ile olan çarpık evlilikleri magazin gündeminde olay olmuştu. İkili evliliklerini ilk önce Beykoz Adliyesi'nde sonlandırmış, boşanmalarına kimsenin inanası gelmemişti. Herkes bu boşanma için reklam kokan boşanma sözlerini kullanmıştı. Çift boşanmanın üzerinden kısa bir süre sonra yeniden barışarak bu iddiaları güçlendirmiş, ancak ikili arasında çıkan aldatma söylentileri ilişkilerinin sonunu getirmişti. Çift çok kısa bir süre önce boşandı, barıştı ve yeniden ayrıldı. Ayrılığın ardından ikili ara ara birlikte görüntülense de bu ilişki bitmişti. Hatta Çıra yeni bir ilişkiye başladı. Bunu sosyal medya hesabından duyurdu. Herkes Selin Ciğerci'nin aşk hayatını merak ederken geçtiğimiz gün bomba patladı. Selin Ciğerci yeni sevgilisi Asil Cengiz'le Merve Boloğur ve DJ Mert Aydın'ın düğününde görüntülendi. Selin Ciğerci'nin sevgilisi başkasının mı nişanlısı çıktı? Eski nişanlı Mualla Şahin yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı. Bana borcu olmasına rağmen benim mesajlarıma cevap vermeyen, hem suçlu hem güçlü gibi davranan bir ex nişanım var. Şimdi gördüm ki çok ünlü biriyle görüntülendi ve mutluluklar dilerim. Fakat bana olan borcunu ödeyecek misin ey ex nişanlım? Daha önce evliliğin eşiğinden döndüğü eski nişanlısının hakkı olan parasını geri vermediğini söyledi. Arkadaşlar merhaba, size bir konu hakkında açıklık getirmek istiyorum. O da şu, neden para verdiğimi falan soruyorsunuz da ben para vermedim. Biz birlikte düğünü yapabilmek için kapora ödedik. Düğünü iptal ettikten sonra birlikte ödediğimiz parayı tek bir hesaba ödediler. O da onun hesabı, o Türkiye'de olduğu için o bu işlerle uğraştı. Bedelli askerlik parasını düğün için birlikte ayırdıkları paradan çıkardı. Benden izinsiz askerlik bedelini ödemek için kullandı. Bana sorsaydı zaten hiçbir sorun olmazdı ayrılmamıza rağmen. Mualla Şahin parasını alamadığı için isyan ediyordu. Ben sorduktan sonra bir kısmını ödedi. O da 22 bin TL'den sadece 5 bin lirasını ödeyebildi. Ve şimdi de borcum yok diyor. Devamında ise yazışmaları paylaşarak olay yarattı. Asil Cengiz'in eskortluk ithamı. Genç kadın paylaşımlarının devamında eski nişanlısı için sahtekar deyip Selin Ciğerci'ye dikkat et dedi. Selin Ciğerci elini tuttu Asil Cengiz için, sadece elini tuttum diyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştı. Tekrar soruyoruz. Selin Ciğerci yeni sevgilisinin eski nişanlısına olan borçlarını ödeyecek mi? Asil Cengiz Selin Ciğerci'nin maddi imkanlarından yararlanmak mı istiyor? Ciğerci bu ilişkisini eski eşi Gökhan Çıra'ya nispet olsun diye mi ilan etti? Gideyim mi buralardan? Çalışmayayım mı? Ne yapayım? Kimseyle uğraşmadım ben.
Ben bir giriş yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Demin influencerlık konuştuk ya, etkileyen kişi demek. Evet. Selin Ciğerci influencer ve bu işten milyonlar kazanıyor, milyonlar kazandı. Sorduğunuz zaman da vergisini ödüyorum diyor, ödüyordur vergisini. Çünkü devletimiz büyük miktarda para kazanan influencerların her zaman ensesinde, yani ensesinde biraz ağır kaçtı derseniz her zaman peşinde, hesapları her zaman kontrol altında büyük paralar kazananların ve vergilerini de çatır çatır ödemek zorundalar. Şimdi ben Selin Ciğerci'yi kınıyorum buradan. Toplumu etkileyen bir kişi olarak, yani böyle boşandıktan iki gün sonra, üç gün sonra eline koluna herhangi birisini takıp da el ele çıkmak falan. Ya araştırsana kardeşim, kimle berabersin, kimsin? Bak ne oldu? Şimdi de sevgilim değil diyorsun. Şimdi de sevgili olduğunu, el ele görüntülendiğin insanın sevgili olduğunu inkar ediyorsun. Yani influencerlık konuştuğumuz için o konudan giriyorum Selin Ciğerci mevzusunda. Selin Ciğerci de başka bir şey değildir aslında. Influencer'dır. Öyle tanıdı toplum onu. Sonradan oradan para kazanınca sermaye yaptı. Ticarete girdi ve battığı söyleniyor. Selin Ciğerci battı mı batmadı mı kardeşim? Bir de bunu açıkla, toplum öğrensin. Geçen gün kendisine yazdım bu konuyu. Dönmedi, cevap vermedi. Battın mı, iflas ettin mi, paralar gitti mi, suyunu çekti mi, onun için mi ayrıldınız, iki kere boşandınız, onun için mi bıraktın kocanı? Bu konuda da Selin Ciğerci'den bir açıklama bekliyorum. Konuşabilirsin canım benim. Şimdi çok büyük savaşlar verilerek, koca bir okyanusu yüzerek geçen bu çift bir kaşık suda boğuldu. Kim onlar? Selin Ciğerci ile Gökhan Çırak. Kocasıyla boşandı. Yani, evet, boşandı, yani, bitti. Ama çok büyük savaşlar verdi. Bir, yani işte hani ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Aşk üzerine çok büyük yeminler, çok büyük konuşmalar yapılmamalı. Çünkü yarın bir gün ebedi olarak bittiğinde aşk üzerine yapılan yeminler kumsala yazılan yazılar gibi geliyor bana. Bir dalga geliyor, hop alıp götürüyor o yazıyı duygularıyla beraber. Ama Selin burada çok önemli bir hata yaptı. O da şu, ne zamanki Gökhan'ı bir bayanla el ele gördü, aşkını ve işte birlikteliğini deklare ettikten sonra Selin dedi ki, ah benim senden kalır yerim mi var? Ben Selin Ciğerci'yim. Hop, ilk önüne çıkan boylu poslu yakışıklı adamı taktı koluna, gitti düğüne. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Merve Bolur'un düğününde gözüktüler ilk evet, defa. Evet, şimdi bak çok düğünler çok önemli yerlerdir benim gözümde. Yani şimdi bu yakışıklı kardeşimiz yakışıklı kimsin? Mı buldun? Fena çirkin değil ya, şimdi. Çirkin ya. Ya yok şimdi, çirkin aslan ya, gibi ne, çocuk ne? Şimdi. Ya şimdi ne, bak karakterine bir şey diyemem. Asil Bey'in eski sevgilisi Mualla Hanım'ın Asil Bey'in dolandırıcı olduğuna dair çok ciddi iddialar var. Oraya da işte, bak, bir soralım bak, mı şu an hattımızda Mualla Hanım? Öyle mi? Ya. Mualla Hanım merhaba. Ay gülüyorum şu an. Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Nereden bağlanıyorsunuz? Hangi ülkedesiniz? Yurt dışında olduğunuzu duymuştum. Evet doğru, ben Dubai'deyim şu an, Dubai'den bağlandım. Merhabalar. Teşekkür ederiz bize bağlandığınız için. Asil Bey ile ilgili iddialarınız var. Öğrenebilir miyiz biraz? Bizimle paylaşabilir misiniz? Kimdir Asil Bey? Yani adı gibi Asil Bey midir? En yakın siz tanırsınız sonuçta. Nişan atılmış. Ben bir hanımefendi Pınar Eliçi. Evet. Dedi ki yakışıklı buluyorum dedi. Ben de çirkin bir insan dedim. Siz nasıl buluyorsunuz Asil Bey'i? Yani yakışıklı bulmasaydım zaten nişanlanmazdım. O da yakışıklı bulmuş. Gördüğünüz ama gününüzü gördünüz. Peki lütfen devam edin. Biraz bize aradığınızda yaşananları anlatabilir misiniz? Şimdi anlatabilirim tabii ki. Yani bunları aslında hiçbir şekilde söylemek istemezdim. Ama bana farklı konularda bir sahtekar ve umursamaz gibi davrandığı için ben de bu fırsatı değerlendirmek istiyorum açıkçası. Siz ne zaman ayrıldınız Asil Bey'le? Yani şöyle, biz Ocak'ta nişanlandık. Zaten tanışmamız, her şeyimiz çok hızlı geçti. Sonrasında Mart'ın sonunda ayrılmış olduk. Sonrasında böyle bir git geller oldu yaz tatiline kadar. Hatta
yaz tatilinde tekrar bir görüşmemiz falan oldu. Yani o zamana kadar, Mart'ın sonunda ayrıldık öyle söyleyeyim. Ama o zaman yaz tatiline kadar tekrar böyle bir görüşmelerimiz oldu. Bir ufak bir tatilimiz oldu. Sonuçta ikimiz de hani birbirimizi sevdiğimiz için, seviyorduk daha doğrusu. Yine böyle bir hani acaba devam eder miyiz, etmez miyiz falan gibi olaylar oldu. Ama yani birkaç sorunlarla karşı karşıya geldik tabii ki. O yüzden Asil Bey sizi dolandırdı mı efendim? Asil Bey sizi dolandırdı mı? Evet, dolandırdı. Yani şöyle söyleyeyim, dolandırdı demeyelim de benim biz aslında normalde bu Ağustos'ta evlenecektik. Düğün tarihimiz bile belliydi. Ondan sonra ben ayrılmak istediğimi söyledikten sonra düğünü iptal edebilirsin dedim. Sonra o da düğünü iptal etmek istekte, bundan da %20 kaporasını, yani biz ikimiz birlikte kaporayı ödedik düğün için. Bundan %20'sini iptal olduğu için kaporadan kestiler. Bu da galiba bu sinirle bunu hazmedemedi ve parayı tekrar ona geri yatırdıklarında, normalde aslında benim kısmımı bu kısım 22.000 TL, yani kaporadan kesildi ve kalan, geriye kalan kısım, bana ödemesi gereken kısım 22.000 TL olması gerekiyordu. Ama ben çok fazla böyle üstüne gitmedim para konusunda, çünkü çok fazla böyle iyi yani konuşmuyorduk zaten. Hani 5.000 lira ödedi size, öyle mi sadece? Evet, sonra işte Ağustos ayında hepsini aslında normalde ödeyecekti. Hatta bunu annesine de söyledim ben. Hani ne zaman ödeyecek? Çünkü hiçbir şey söylemiyor para konusuyla ilgili diye. Sonra annesi bana mesaj attı. Ağustos ayında ödeyecek diye. Sonrasında ben de bilerek, çünkü Ağustos ayında biz konuşmuyorduk. 1 Eylül'de Ağustos ayı geçti sonuçta. Ben de dedim ki yani hani hayırdır, niye paramı ödemiyorsun diye bir soru işaretleri oluştu. 17 bin liranızı ödemediğini açıkladınız zaten, biliyoruz efendim. 17 bin liranızın üzerine yattığını iddia ediyorsunuz değil mi Asil Bey'in? Tekrar alabilir miyim? 17 bin lira değil mi size ödemediği, sizin paranız? Evet. Peki neden bitti? 1 Eylül'de mesaj attım. 1 evet. Eylül'de mesaj attım. Sonra bana dedi ki IBAN'ını at, sonra 5.000 TL'sini ödedi. Tamam. Sonra dedi ki, bunları biliyoruz efendim. Dubai'den evet. Aradığınız için çok da fazla sizi tutmak istemiyoruz. Can alıcı konuları konuşmak istiyoruz. Neden ayrıldınız? Tabii. Neden evliliğe giderken bitti ilişkiniz? Şöyle, şimdi benim maddi durumum ondan çok daha iyi olduğu için. Ha, onu soracaktım, ben de soramadım. Evet. Ne iş yapıyor? Asil Bey ne sporcu. İş yapıyor? Ya, kendisi personal trainer, kişisel eğitmen mi diyorlar? Spor eğitmeni, böyle tamam, kazanç belli. Neden bitti ilişkiniz efendim? Yani onun şu an burada nasıl... Lütfen ama olur mu? Her şeyi konuşuyoruz. Lütfen. Neden tabii. Bitti? Neden ayrıldınız? Kısacası şöyle söyleyebilirim. Ben onun, yani nasıl desem, ben hani gezmeyi, eğlenmeyi seven birisi. Yurt dışına çıkıp yani maddi durumum buna Allah'a şükür yetiyor. Kendimi yapıyorum. Siz, hani, siz ne iş yapıyorsunuz? İmprizurlu. Ben e-ticaret yapıyorum. Hollanda'da şirketim var. Dubai'de de şirketim var. Ne üzerine? Kişisel bakım ürünleri satıyorum ve kolajen markam var. Onları Hollanda, Belçika ve burada Dubai'de satıyorum. Evet. İlişkiniz neden bitti? Neden sizi bitti? Aldattı mı sizi? Yok, hayır, öyle bir şey olmadı. Yani biz anlaşamadık çünkü onun maddi durumu iyi olmadığı için. Evet, ben anladım mevzuyu. Genelde siz mi ödüyordunuz mesela hesapları, masrafları? Genelde sizde miydi ağırlık? Anlayamadım ama. Genelde siz mesela, siz çiftsiniz, nasıl olsa nişanlandık da dediniz. Genelde siz mi masrafları ödüyordunuz? Yük sizde miydi? Sizin omzunuzda mıydı ilişkide? Para. Ticari. Yani o da ödüyordu. Yalan söylemeyeyim şimdi. O da ödüyordu ama çoğunu tabii ki ben karşılıyordum. Hatta onun Dubai'ye ikinci gelişinde onun uçak biletini ben karşıladım. Evet. Erken doğum günü hediyesi olarak. Peki şunu şöyle sorayım o zaman. Tam açıklayıcı, net bir cevap vermediniz bize. Onun durumu size göre iyi olmadığı için aşağılık kompleksine mi girdi? Ondan dolayı mı aranız açıldı? Tartışmalar, kavgalar? Biraz öyle oldu, evet. Anladım. Selin Ciğerci'den 17 bin lirayı talep ediyorsunuz. Story'nizde gördüm. Asil Bey'in yeni sevgilisi Selin Ciğerci ödesin diye bir paylaşım yapmışsınız. Bekliyor musunuz ödemesini?
Ay tabii ki ondan beklemiyorum. Ben bunu tamamen dalgaya vurdum artık. Çünkü şok oldum senin ciğerciyle birlikte bir haberleri çıktığı için bir yani anlam veremedim açıkçası. O yüzden ben de baktım paylaştım. Zor bir değişik bir durum. Asil Bey'e karşı hala duygularınız var mı? Yani sevmiyorum ama tabii ki sonuçta ilk defa böyle gerçekten sevdiğim biri olduğu için bir şeyim var ona karşı. Ama hayatta tekrar onunla böyle hani birlikte tekrar olabilmeyi falan düşünmüyorum. Çünkü sonra yani sonradan çok net sahtekar bir karakter karaktere sahip olduğunu gördüm. Yani Asil Bey'in de bağlanıp kendini ifade etme hakkı var. Cevap hakkı doğdu. Peki Selin Ciğerci'yi kıskanıyor musunuz? Yani gerçek bir soru bu değil mi? Evet. Neyini kıskanayım? Bir daha söyler misiniz? Neyini kıskanayım diyor. Yani nesini kıskanmamı bekleyebilir mesela insanlar? Yani sevginiz sizden ayrıldı, sizi terk etti ve Selin Ciğerci ile birlikte. Selin Ciğerci de... Gerçi kabul etmiyor o da, inkar ediyor ama... Selin Ciğerci de Türkiye'nin tanıdığı bir isim ve sizin hala bir kırıntı olarak da olsa... sevginizin kaldığı bir erkekle birlikte şimdi Selin Ciğerci. Yani ben Asil'i böyle birazcık hani kiralık aşk gibi gördüğünü düşünüyorum da bilemedim. Hani aralarında tabii ki ne var ne yok bilmiyorum. Zaten işin şokundayım ben çünkü Asil'in hani böyle ne bileyim yani Selin Ciğerci gibi bir biriyle birlikte olabileceğini yani aklımın ucundan bile geçiremezdim, yalan yok. O yüzden zaten onun şokunu yaşıyoruz. Bir dakika. Asil, Selin Ciğerci Asil Bey'i kiralamış mıdır sevgili olarak demek istediğiniz? Kiralık aşk mı dediniz? Şizololuk mu deniyor buna o zaman? Yani Türkçe bence şimdi yorumlara falan da bakıyorum da videolara da baktım. Evet. Yan yana nasıl durduklarından biraz belli oluyor. Asil hiçbir şekilde mutlu değil. Hani o net bir şekilde görünüyor zaten. Böyle robot gibi kalmış yanında, kiralık aşk gibi. Benim tahminime göre tabii ki şimdi bu Gökhan Bey yeni bir ilişki ortaya çıktığı için tabii ki senin de böyle bir hamle yaptı ve o yüzden hani kendime böyle bir yakışıklı birini bulayım da insanları biraz kıskandırayım amacıyla yapmış olabilir. Ama tabii ki bunu ben net bir şekilde söyleyemem ama videolara falan baktığım zaman tanıdığım Asil bu. Asil değil diyorum ben sadece ama... Selin yani Ciğerci ve Asil Bey'e, Asil Cengiz'e cevap hakkı doğdu, bağlanabilirler. Peki bir para ödenmiştir o zaman anlamı çıkıyor söylediklerinizden. Selin Ciğerci Asil Bey'e bir ödeme yapmıştır kendisiyle sevgili olarak görülsün diye. Ya para olayı falan var mı bilmiyorum da. Yani Asil bence kendini meşhur etmeye çalıştığı için onunla birlikte. Peki. Ondan sonra... Ben öyle düşünüyorum. Peki ben bir şey merak ediyorum. Bu soruyu bir kadın olarak size sormak istiyorum. Asil Tabii Bey, ki. Selin Ciğerci ile değil de Ayşe ile Fatma ile böyle bir haberi çıkmış olsaydı. Her yani düz bir kadınla veya onun birlikte olduğunu duymuş olsaydınız. Bu tepkileri gösterir miydiniz? Yani ünlü biri olsaydı yine gösterirdim. Sonuçta benim ilk hedefim borcunu olduğunu belirtmek ve onu rezil etmekti açıkçası. Peki çok varlıklı bir hanımsınız. Belli zaten Dubai'de de yaşadığınıza göre bir birikiminiz var. Biraz evvel de söylediğiniz yaptığınız işleri. 17 bin liranın sizin için, Türk parası 17 bin liranın sizin için bir önemi olmadığını az çok hepimiz anlıyoruz, biliyoruz. Selin Ciğerci ile birlikte olduktan sonra mı paranızı isteme arzusu doğdu bu kadar şiddetli bir şekilde sosyal medyada? Paylaşım yaparak. Benim amacım aslında parayı geri istemek değil de tamamen Asil'i deşifre etmek gibi bir şey. Nasıl bir insan olduğunu meselesi yapmış yani hani kişisel olarak. Parasında değilsiniz işin zaten. Peki belli bundan oluyor. Sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz bu konuyla yani, ilgili? Onlar diyorum pardon sanki çift olmuşlar gibi. Yani zaten çiftler. Şu an çiftler ama Selin Ciğerci de bunu çiftler. Kabul etmiyor. Yani. Çiftler. Selin Ciğerci bir açıklama yapmış. Evet onu da anlamadım. İnanıyor musunuz o açıklamaya? O açıklama için ne düşünüyorsunuz? Dolandırıcı iddialarından sonra geri vites yapılmış olabilir. Bu da bir ihtimal. Yani, pardon ne dediniz? Muhalle Hanım. Neydi ben? Efendim. Selin Ciğerci'nin benim sevgilim değil açıklamasına inanıyor musunuz? Asil Bey'le ilgili yaptığı açıklamaya.
Yani bence benim açıklamalarımdan sonra böyle bir onunla bir kafa karışıklığı olabilir. Ama belki de hala görüşüyorlardır. Umarım görüşüyorlardır. Ben eğlenirim yani bu şekilde. Benim hoşuma gitti, yalan yok. Selin Ciğerci'yi daha evvelden tanıyor muydunuz, takip ediyor muydunuz? İsim olarak biliyordum ama takip et. Selin Ciğerci'ye bir tavsiyeniz var mı? Asil Bey'le ilgili söyleyecekleriniz var mı? Yani ona zaten ben özelden de yazdım. Çünkü onunla bilmeye hakkı var. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. Ben Asil'le birlikteyken bana bir kadın İzmir'den, ismi lazım değil, mesaj gönderdi özelden ve dedi ki bu çocuk dedi sahtekar dedi, dolandırıcı dedi, şöyle böyle bir sürü şeyler yazdı ama ben bunu ciddiye almadım. Çünkü o mesajların arasında başka yalanlarını da yakaladım ama bu sahtekar dolandırıcı olayına hani yani ciddiye almadım ama şu an bazı şeyleri mesela görüyorum ya, diyorum ki keşke ciddiye alsaydım ve biraz daha çok araştırma yapsaydım onunla Siz, ilgili. Siz Selin Ciğerci'ye ne yazdınız? Tam lazım çünkü hatırlamıyorum açıkçası. Hatırladığınız kadarıyla. Yani ona güvenme, inanma, sahtekar, dolandırıcıdır falan diye yazmıştım galiba. Özelden. Evet, bir bakalım. Var mı elinizde? Okumuyor ki o DM'leri, bakmıyor pek. Okumuyor. Şimdi yok, o zaten görmedi. Ben yazdım. Asil evet. Gerçekten sevgilin mi bilmiyorum ama inanılmaz sahtekar, dolandırıcı birisi yazdım. Şimdi hep buradan duyar. Bak Asil gerçekten sevgilin mi bilmiyorum ama o sahtekar, dolandırıcı diye yazdığınızı söylüyorsunuz, öyle mi? Evet, hepsini ispatlayabilirim. Sakın ama sakın güvenme ona maddi konularda lütfen diye yazdım. Evet. Buradan duydu şu an. Selin Ciğerci de sizin sosyal medyadaki açıklamalarınızdan sonra sevgilisi olmadığını söyledi. Peki siz Asil Bey'i nasıl tanıdınız şu anlamda? Yani bir kadınla birkaç hafta birlikte olur da sevgili olmaz mı Asil Bey? Yani o olabilir bilmiyorum ama ben onunla bir buçuk senedir önce bir Instagram'dan takipleştim. Sonra Türkiye'ye gittiğimde canlı... Instagram üzeri mi tanıştınız? Instagram'dan mı tanıştınız? Evet, ben Asil'le Instagram üzerinden tanıştım. Bence ama Selin biz de öyle bir buçuk sene takipleşiyorduk. Ya bir erkek bir kadınla birkaç hafta birlikte gezer, el ele düğüne gider de bir birliktelik yaşamaz mı? Ya sevgili olmaz bakın, mı? Şimdi bakın tabii ya ki düğün olayı diyorum ya, düğün aşkına. Resmi bir yerdir. Sevgili yani olmaz. Herhangi bir gittiğin yemek yeri değildir. Oraya ancak hayatındaki bir insanı alıp götürebilirsin. El ele gittiğine göre tabii ki beraberlik yani. Geçirmişsin. Elini tutuyor bakın, bir ilişki vardı. Yani Muhalle Hanım arkadaşının düğününe gitti. Evet, el ele tabii, gidiyorlar. Yani. El ele gitti yani. Yani sevgili olarak. Olduklarına da hiçbir şey demedi. Sizin açıklamanıza kadar sevgili olduklarını yazdı medya. Yani, hiçbir şey demedi. Yani şimdi Selin de yani eski kocasıyla yatak odasına kadar çeken kadın neyden şimdi böyle irite oldu da inkar ediyor, onu da anlamış değiliz. Demek ki hanımefendinin belki uyarılarını gördü, dikkate aldı, okuduğu bir şekilde. Evet, birlikte bir cinsel hayatları olmadığına inanıyor musunuz siz Muhalle Hanım? Yo, bence yani o konu hakkında yorum yapmak istemiyorum, o bana düşmez ama ben sadece şunu söylüyorum. Evet. Şunu söylüyorum. Daha önceden de görüşüyor olabilirler, böyle birkaç haftalıktan falan bahsettiniz ya, doğrudur belki de çünkü ben ona daha önce mesaj attığımda, normalde mesela ona mesaj attığımda ya da o da bana atıyordu. Konuşuyorduk hani, yine de mesela bir soruyordu, halatır soruyordu, iyi misin falan filan diye. Ama son zamanlarda özellikle mesela bu para konusundan dolayı mı ya da hayatına biri girdiği için mi bilmiyorum. Ama artık ben paramı sordukça şey yazıyordu, mümkünse iletişim kurmayalım cümlesini kurdu. Sonra ben oradan anladım büyük ihtimal bunun hayatında biri var diye. Evet. Ve şunu da söyleyeyim. Normalde ben şimdi bu baba hem suçlu hem güçlü tavrını korumaya devam ettiği için bana borcu olmasına rağmen ben de hep böyle sustum, bekledim. Dedim ki ya bu parasını ödemeyecek, bana gıcıklık olsun diye ya da olmadığı için, ama olmayan bir insanla birazcık daha böyle insani davranır değil mi? Der ki valla özür dilerim, ödeyemiyorum ama gerçekten aklımdasın, ödeyeceğim, hani merak etme borcum bende kalmaz falan. Ama hiç öyle bir tavır sergilemedi bana. Tamamen böyle inadına beni irite etmek için hem suçlu hem güçlü gibi davrandı. Sonra ben de iş hesabımdan, çünkü normal hesabımdan bende engelli. Ben onu çoktan engelledim. Evet. İş hesabımdan bazen onun hesabına bakıyordum.
Ve son zamanlarda zaten böyle bir şeyler paylaşmadığını falan fark ettim hikayesinde. Evet. Ondan sonra bu onunla senin ciğerciyle çıkan haber yayınlanmadan önceki gün, büyük ihtimal işte bu düğün olduğu gün hesabını kilitlediğini fark ettim ve bunu ilk defa yaptı. Evet, evet. Bakın... Ve ben acaba neden saklıyoruz diye merak ediyorsanız onu da söyleyeceğim şimdi. Çünkü bir evet. Kadının parasına dokunduktan sonra hiçbir özür dilemeyen ve gerçekten bu şekilde bana davranmasını hiçbir şekilde doğru bulmadığım için, yani düşünsenize, kaporat parası onun hesabına tekrar yatırılıyor ve o parası olmadığı için askerlik bedelini ödemek için benden izinsiz kullanıyor ve ben hiçbir şey sormasam bana hiçbir şekilde parayla ilgili bir şey söylemeyecek ve bu beni çok zoruma gitti açıkçası. İşte sonra biz, ben de dedim ki sen madem benim mesajlarıma cevap vermiyorsun, madem paramı da geri ödemiyorsun, bak bakalım ben de sana ne yapacağım diye düşündüm. Sonra bunun hesabını takip etmeye başladım ben. Yani normal iş hesabımdan sadece hani normal bakıyordum ben. Bu olaylar falan çıktıktan sonra, yani çıkmadan önce bile zaten ben kendi kendime dedim ki umarım sevgili yapmıştır da dedim. Ben güzelce bu çocuğu kıza borcundan dolayı ve bana olan tavrından dolayı güzel bir şekilde ifşa ederim de. Ama dediğim gibi son paylaştığım videolarımda da dediğim gibi, yani bu kişinin de Selin Ciğerci'nin olacağını benim, yani hani rüya görsem bile şaşırırım ya. Evet. Peki şimdi Selin Ciğerci diyor ki genç bir kadınım, eleştirilere diyor. Genç bir kadınım, güzel bir kadınım. Annem beni bir daha doğurmayacak diyor. Yani Selin evet. Ciğerci aslında sizin eski sevgilinizle, nişanlınızla birlikte olmaktan memnun. Eleştiriler onun zoruna gidiyor. Asil Bey'le birlikte olmaktan memnun. Peki evlenirlerse ne diyorsunuz? Evlenirlerse Selin Ciğerci çünkü ne yapacağı belli olmaz. Yok. Belli olmaz. Yani eğer Selin Ciğerci akıllı biri ise zaten sahtekar ve umursamaz bir kişiyle birlikte olmaz diye düşünüyorum. Benden çok daha fazla tecrübe sahibi olduğunu düşünüyorum. Bu benim ilk ciddi ilişkim diyelim. Hani ben de kendimi böyle yeni yeni tanımaya başladım bir ilişki esnasında. Ben tecrübesizdim, o yüzden anlayamadım. Ama onun daha çok tecrübesi vardır ve yani anlar ya, bir şekilde anlar. Asil Bey kaç yaşında? 29. Selin Ciğerci Asil Bey'in neyini beğenmiştir sizce? Yani bence tipini beğenmiştir. Tipini beğenmiştir diyor. Ama. Tipini beğenmiştir diyor. Ya tip yeterli değil tabii, gördük işte yani. Peki tip. Şu an Asil Bey karşınızda olsa ona ne söylemek isterdiniz? Ona derdim ki yani kendini bayağı güzel bir şekilde rezil ettirdin ama hiçbir şekilde pişman değilim böyle bir şey yaptığım için. Hepsini hak ediyorsun. Sen de bana bu kadar umursamaz, hem suçlu hem güçlü davranmasaydın derdim. Kalan paranızı hala istiyor musunuz? Tabii ki istiyorum. İhtiyacım yok ama istiyorum. Yani o onun bana olan borcu ve ödemek zorunda. Ama elinizde de bir belge yok değil mi? Yani WhatsApp görüşmelerimiz var. Peki avukata verdiniz mi bu konuyla ilgili? Hayır vermedim çünkü ilk 5000 lirayı ödedikten sonra zaten ben bir şey yapmasındaydım. Hani Türkiye'de mi kalsam, çünkü ben evet. Normalde aslında onunla yazın evlenecektim. Dubai'deki hayatımı onunla Türkiye'de yaşamıma devam ettirebilmek için kapatmıştım yani buradaki hayatımı. Anladım. Ama sonra işte yaz tatilinde güzelce tatil yaptıktan sonra tekrar bende de bir hani nerede yaşasam, nereye gitsem düşünceleri oluştu ve çok fazla üstelemedim. İşte o 5000 lirayı aldıktan sonra onu anladık. Sosyal medyada evet. Sosyal medyada bir de şöyle bir itham var sizinle ilgili. Bu Asil Bey ile Mualla Hanım beraber Selin Ciğerci'yi maddi olarak çarpacaklar diye bir iddia var ve bu da çoğalarak dolaşmaya başladı. Bu konuda ne diyorsunuz? Çok çok güzelmiş ya. Kimler bunu anlatıyor? Çok merak ediyorum gerçekten.
Bu iddiayı da yalanlıyorsunuz yani. Böyle bir iddia var. Deniyor ki Asil Bey ile Mualla Hanım birlikte Selin Ciğerci'den para koparmak için bu tezgahı yapmışlar. Aralarında anlaştılar. Böyle bir şey tezgah olmuş. Böyle bir şey söylüyor. Biz yani gazeteci olarak her türlü konuyu konuşmak zorundayız. Mecburiyetindeyiz. Onun için sordum. Sizin ağzınızdan duysunlar bu yorumları yazanlar diye. Evet. Selin Ciğerci'yi... Teşekkür edelim. Teşekkür. Selin Ciğerci'yi ve Asil Bey'i mahkemeye vermeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Kimseye vermek istemiyorum. Asil sadece paramı ödesin. Yeter. Yeter. Peki teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok mersin. Evet. Evet, Asil Bey'in eski nişanlısı bağlandı. Ağustos'ta biz evlenecektik dedi. Fakat maddi sebepler devreye girmiş. Ekonomik durumlar, sıkıntılar, beyefendinin iş durumunun, maddi kazancının yeterli olmaması gerekçesiyle ayrılık kararı almışlar. Bu arada... O süre zarfında kimseyle görüntülenmeyen beyefendi bir anda Selin Ciğerci ile el ele kol kola Merve Bolor'un düğününde gözümüze çarpıyor ve 17.000 TL alacağı olduğunu bize söyledi. Bu arada Mualla Hanım bize Dubai'de aradık, bulduk kendisini. Bilal Özbilge yapımcımız ve ekibi, teşekkür ederiz arkamızdaki güce. Şunu söylemek istiyorum. Bütün ana haber bültenleri bu akşam yayınlanacak ve magazin programları bugün yayınlanacak. Mualla Hanım'la bağlantı kurmak için seferber olmuşlardı. Teşekkür ederiz. Beyaz Magazin'i seçtiği için, bize anlattığı için, tercih ettikleri için. İşte her zaman ne diyoruz arkadaşlar? Tanımadığımız insanlar... ilk etapta para mevzularına girmeyin bayanlar. Bunları özellikle size söylüyorum. Zaten arada ne zaman böyle bir para mevzusu olduğu zaman, ne bileyim, bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, gerçi nişanlısın, evleneceksin. Bir kere evlenilecek bir adam düğününü de kendi yapsın kardeşim. Sen de çok şey istiyorsun. Hayat müşterek değil midir ya? Ya bu böyle bir müştereklik kabul etmiyorum ya, olur ben. Olur mu böyle şey ya? Her şeyi erkeğe yükleyecek ya. Olur mu Bilal Beyciğim? İlk önce... Yok ya, katılmıyorum bakın, ya. Katılmıyorum ya. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bir erkek evleniyorsa... Ya, ama düğünü de yapacak kardeşim. Allah yani Allah. Öyle şey olur mu? 29 yaşında çocuk Bilal ya. Bilal Beyciğim. 29 yaşında çocuk. Ya 29 yaşında çocuk mu? Kocaman adam 19 yaşındaki çocuktan bahsetmiyoruz. Parası olsa o paranın da üzerine yatmazdı bence. Ben bir ya Selin Ciğerci'ye ne oluyor ya? Karakterli bir davranış mı? Bin tane erkek var. Gide elin nişanlısını bulmuş Selin Ciğerci'de ya. Ama çocuk yakışıklı işte. Ne yakışıklısı? Gördüğün şey yakışıklı. Selin arkadaşım, tanıyorum karakter bu arada. Karakter daha önemli tabii. Selin hayatında olmak isteyen çok fazla adam var ve çok fazla evli ve 30 yaş üstü erkek de var. Yağdırıyorlar. Ne teklifler, Allah Allah. Ne hediyeler, Allah neler Allah. Neler çok iyi biliyorum. Allah çok Allah. İyi biliyorum bunu. Ama Selin tabii Gökhan sportmen bir çocuk, daha iyi görünen genç bir adam. Şimdi bir sevgilisi var, hoş bir kız, beraber olduğu kadın. Şimdi o da yine o eşdeğerde bir şeyi göstermek istiyor bana kalırsa, herkese. Yanımdaki tabii kişi canım, bu, bu kesinlikle demek için biraz böyle bir Selin karşılıklı. Selin Ciğerci'yi kınıyorum. Resleşiyorlar gibi. Ama kendisi söylüyor zaten, ben her gün başkasıyla date'e çıkıyorum diyor. Ne aşk ya? Yok diyor. Date ne ya? Açıklamasında diyor. Date yani ne? Başkalarıyla da görüşüyorum. Anam beni bir kere doğurdu diyor. Yani başkalarıyla da görüşüyorum diyor. Kendi yazısında zaten var. Yani birden fazla insanla zaten şu an İyi bir şey mi? Ben başa, en başa geliyorum. Istiyor. En başa geliyorum. İnfluencer ne demek? Doğru bulana kadar. İnfluencer etkileyen kişi demek. Örnek olacaksın şimdi, Selin. Her gün başkasıyla görüşüyormuş. Hadi oradan ne be. Ne demek ya? Hadi o ne demek ya? İyice çığırından çıktı bu olur ilişki. Olur mu böyle şey ya? İlişkiler. Evet ya. Yani bu gerçekten kötü mide kötü bulandırıcı ya. Olmaz yani. Olmaz tabii ya. Olmaz. Olur mu böyle şey? Bununla diyoruz da övünüyor ya, ilişkinin yani. De... kadın erkek ilişkisinde bir onuru şerefi vardır. Yani bu kadar değersiz insanlar bir kılmamalı kendini ya. Kendi bedenini daha doğrusu. Ya benim elim, benim gözüm o kadar kıymetli ki Bilal Beyciğim. Evet. Yani bunu herkes tutmamalı. Bunun yani herkes bakmamalı. Evet, ama sen de benim kafamı karıştırdın. Bak soracaktım Mualla Hanım'a, unuttum. Neyi? Yani ne sana dönse, Asil Bey sana dönse 17 bin lirayı kabul çizer et, misin? Kabul çizer et, misin? He. Diye soracaktım. Çizer, sen de bana işte onu şey yaptın. Ama dönmem dedi. Dönmem dedi mi? Dönmem dedi, daha dönmem dedi. Biz seninle ne yapacağız? Onu açıklayacak mıyız? Biz şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Açıkla. Sevgili izleyicilerimize açıklayalım. Açıklayalım. Biz diyete başladık.
Birlikte. Birlikte. Aynı diyetisyene. Buraya bir tartı getiriyoruz. Aynı diyetisyene devam ediyoruz. Boyumuzu, posumuzu ölçüyoruz. Aynı diyetisyene gideceğiz. Bakalım hangimiz daha çok kilo verecek? Tabii ki ben ya. Tartışılmaz ya. Tartışılmaz. Ama bir şey değil mi? Erkeklerin sen, metabolizması kesinlikle daha çok. Sen yemeğe çıkıyorsun. Yemeğe, çocuklarınla yemeğe çok çıkıyorsun dışarıya. Yok. Evlatlarınla devamlı kebapçıya gidiyorsun. Ben çok iradeliyimdir. Yemiyor musun kebapçıya gittiğinde? Yerim. Kebap da yerim. Burada çubuk olmaz. Burada çubuk krekerleri kim kemiriyor? Bak burada çubuk krekerler var. Malzemeye bak. En çok ben verdim. Abur cubur. Abur cubur iyi buralarda. Bakalım. Bakacağım. Önceki daha hızlı zayıflaması. Pazartesi başlıyoruz. Pazartesi başlıyoruz. Tartılıyoruz ve sevgili izleyicilerimizi de varsa bizle beraber kilo vermek isteyen hodri meydan diyoruz, başlıyoruz evet, pazartesi. Evet, en çok ben kilo vereceğim. Pazartesi tabii, başlayan tabii. Diyet salı bitmez inşallah. Annem öyle yapıyor genelde. Salı günü diyor ki yok ben diyor. Bu sefer bir gün yaptım ben, zaten. Ben daha çok zayıflayacağım, göreceğiz. Hadi bakalım. Göreceğiz. Hadi bakalım. Aynı gün tartılacağız. Tamam. Evet. Tamam. Peki.